Katı atıkların çok zor eridiği konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak üzere harekete geçen Hacı Ali Nurlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri topladıkları pet şişeyle doğaya bırakılan katı atıkları geri dönüşüm yoluyla yeniden üretime kazandırdı. Hacı Ali Nurlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi resim öğretmeni Kenan Nuraydın öncülüğünde gerçekleşen çalışma ile ilgili okul bahçesinde düzenlenen basın toplantısına okul müdürü Murat Gülsever, müdür yardımcısı Necati Ateş, beden eğitimi öğretmeni Ali Gül ile çalışmaya destek veren öğrenciler katıldı. Sergilenen çalışmanın performans ve enstalasyon olarak iki bölümden oluştuğunu belirten Hacı Ali Nurlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi resim öğretmeni Kenan Nuraydın, amaçlarının katı atıkların doğada çok geç eridiğini veya hiç erimediğini insanlara hatırlatmak ve bu atıkları doğaya bırakmamaları noktasında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Bir pet şişe doğada 1000 yılda erimiş. Yapılan istatistiklerde atık petlerin toplam plastik atıkların %5'ini oluşturduğu görülmüştür. Bu atık miktarının %10'u atık olarak geri toplanmakta, kalan %90'ı ise vahşi çöp olarak açık alanlarda kalmaktadır. Doğada atık olarak kalan petlerin suyun, toprağın, havanın kirlenmesine sebep olduğu gibi canlılara da zarar verdiğine dikkati çeken Nuraydın, bu nedenle plastiklerin gerek sanayi sektöründe gerekse evsel kullanım sonrasında çöpe karışmadan toplanabilmesi yönünde halkın bilinçlendirilmesi ve özendirilmesi gerektiğini kaydetti. Plastiğin geri kazanımına önem verilmesi ve kullanılıp atılan plastik ambalajların geri kazanılan plastiklerden imha edilmesi gerekmektedir. Yapılan konuşma ardından 20 bin adet pet şişe geri dönüşüm yoluyla yeniden üretime kazandırılmak üzere Antakya Belediyesi'ne teslim edildi.